Eğitim herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün 13 sınıflar matematik dersi 2. dönem 1. yazılı hazırlık çalışmaları yapıyoruz sizler için. 15 sorudan oluşan bu yazılı hazırlık çalışmamızda bakalım neyi ne kadar biliyorsunuz? Eksikleriniz var mı yok mu? En azından bunları görmüş olacaksınız. Şimdi ilk soruya bakacak olursak lafı fazla uzatmadan sorumuz bir fonksiyon sorusu. Bu fonksiyon sorumuzda f mx eksi 1 bölü 2 eşittir x artı 3 ve f7 8 olarak vermiş. Buna göre m kaçtır diyor. Burada yapmanız gereken bakın şurada düşünüyorsunuz. Buraya x yerine ne yazarsam acaba burasını 7 yaparım. Ama burada bir m bilinmeyeni var. Buradan yola hareket edemiyoruz arkadaşlar. Burada karşıdan hareket edelim. Yani 8. O zaman şu tarafta şurası da 8 olmalı. Yani x artı 3 eşittir 8 yazarız. Buradan x'i 5 buluruz. Demek ki x yerine 5 yazınca şurası da 7 oluyor. Yani şu ifadeyi alıyorum. Mx eksi 1 bölü 2'yi x yerine arkadaşlar 5 yazınca buranın 7 olduğunu buluyormuşuz. O zaman x'e 5 veriyoruz. Yani x yerine 5 yazınca burası 5m eksi 1 bölü 2 olacak biliyorsunuz. Eşittir 7. İşler dışlar çarpımı yapalım. 5m eksi 1 eşittir 14. 5m eşittir 15 olacak. Her tarafı 5'e bölünce m'nin 3 olduğunu bulursunuz. Cevabımız buradan 3 çıkıyor arkadaşlar. Gelelim ikinci soruya. Yine arkadaşlar bir fonksiyon sorumuz var. Testlerde, kitaplarda sık ses rastladığınız bir fonksiyon sorusu bu. Ve biraz da zorlandığınız bir soru tipi bu da arkadaşlar. Onun için buraya aldık. Şimdi bu soruya bakacak olursak fx eşittir 2 üzeri 3x eksi 1 olduğuna göre f2x artı 1 fonksiyonunun fx cinsinden eşitini bulunuz. Şimdi bu bir test sorusu olsaydı bunun çözüm yöntemini size daha basit şekilde yaptırırdım. Yani daha farklı şekilde anlatırdım. Ama klasik bir sınava gireceğiniz zaman şu şekilde çözüm yapacaksınız. Şimdi fx fonksiyonumuz yukarıda. Şu fonksiyonu bulacağız. Yani f2x artı 1 fonksiyonunu buluyoruz. X yerine 2x artı 1 yazalım yukarıda. Yani 2 üzeri 3 çarpı 2x artı 1 eksi 1. Şu 3'ü dağıtalım içeri. Buradan 2 üzeri 6x artı 3 eksi 1 yani artı 2 yazacağım. Bu bir köşede kalsın. Şimdi burada ikisinde de ortak olan ifade yani fx fonksiyonumuz burada. F2x artı 1 fonksiyonumuz burada. Burada 2'nin kuvveti ortak. 2'nin hangi kuvveti ortak ona bakalım. Şimdi şuraya geliyorum biraz düzenleme yapmam gerekiyor burada. Bu haliyle soruyu çözmemiz biraz sıkıntı. Şimdi burası fx eşittir 2 üzeri 3x bölü 2 yazarım. Eksi 1'i paydaya alıyorum. Şimdi içler dışlar çarpımı yapın da buradan 2 üzeri 3x eşittir 2fx bulacaksınız. Şimdi geliyorum ben şurada 2 üzeri 3x'i kullanmaya. Şurayı da bir düzenleme yapalım. 2 üzeri 6x çarpı 2 üzeri 2 yazarız. Devam edelim. Burayı da 2 üzeri 6x'i 2 üzeri 3x'in karesi olarak aldım. Çarpı 2'nin karesi de 4. Şimdi 2 üzeri 3x'i ne bulduk? 2fx bulduk. Bunu getirip burada kullanalım. Yani 2 çarpı fx'in karesi çarpı 4 oldu. Devam ediyorum. Bu da 4 çarpı f kare x çarpı 4. Yani 16 f kare x oldu. Bu hangi fonksiyonumuz? 2x artı 1 fonksiyonumuz. F2x artı 1 fonksiyonumuz. Cevabımız 16 f kare olacak arkadaşlar. Evet, bu uğraştırıcıydı doğrusu yani. Çoğu öğrenci tabii ki zorlanıyor bu tür bir soruda, az önceki soruda. Şimdi gelelim doğrusal fonksiyona. Doğrusal fonksiyonla ilgili bir soru aldık burada. Bu doğrusal fonksiyonda nasıl düşüneceksiniz ona bakalım. Şimdi bakalım soruya. Fx eşittir doğrusal fonksiyonu olmak üzere f x eksi 1 artı f x artı 2 eşittir 8 x eksi 6 olduğuna göre f eksi 1 artı f 3 ifadesinin değeri kaçtır diyor bize burada. Şimdi doğrusal fonksiyonların arkadaşlar bir kalıbı vardı. Burada ax artı b şeklindeki fonksiyonlara doğrusal fonksiyon diyoruz. Buradan şuna geçelim. F x eksi 1 fonksiyonunu bulmak istiyoruz. O zaman x yerine şurada x yerine x eksi 1 yazıyorsunuz. Yani a çarpı x eksi 1 artı b. Sonra f x artı 2'yi bulmak için x yerine x artı 2 yazıyoruz. Artı b eşittir 8x eksi 6. Şimdi bu a'ları dağıttık. Burası ax.
Bir AX de buradan geliyor değil mi arkadaşlar? Yani 2AX yazalım onun yerine. Şimdi dağıtınca eksi A gelecek. Şu B ile de bu B'yi toplarım en sonda. Artı şurada 2A geliyor bununla bunun çarpımından. B ile B'yi topladık. 2B eşittir 8x eksi 6. Şimdi fonksiyonların eşitliğinde şöyle yapıyorsunuz. X'in katsayılarını birbirine eşit diyorum. Yani 2A eşittir 8. A buradan 4 çıktı. Sonra sabitleri eşitliyoruz. Yani şurayı komple 6'ya, eksi 6'ya eşitliyoruz. A yerine de 4 yazıyoruz. Şimdi burası eksi A artı A kaldı. A artı 2B eşittir eksi 6. A yerine 4 yazdık. 4 artı 2b eşittir eksi 6. Buradan 2b eşittir. 4'ü karşıya attık. Eksi 10. B eşittir. Eksi 5 çıktı. Şimdi b'yi de bulduk arkadaşlar. A'yı bulduk. B'yi bulduk. Bunları getirip şurada yerine yazalım. Yani fx fonksiyonumuz. A yerine 4 yazıyoruz. 4x. B yerine de eksi 5 yazınca 4x eksi 5 fonksiyonu olmuş olacak. Şimdi f eksi 1 artı f3'ü soruyor. X yerine eksi 1 alalım. Eksi 1 alınca burası 4 çarpı eksi 1 eksi 4 eksi 5. F3'ü bulalım. 4 kere 3 12 eksi 5 yapacağız. Devam edelim. Eksi 9 arkadaşlar eksi 14 artı 12 daha eksi 2 olacak. Cevabı bu şekilde eksi 12 olarak buluyoruz arkadaşlar. Gelelim dördüncü soruya. Dördüncü soruya bir bakalım. Y eşittir fx fonksiyonun grafiği orijine göre simetriktir. Şimdi hangi fonksiyonların grafikleri orijine göre simetrikti? Tek fonksiyonların grafikleri arkadaşlar orijine göre simetriktir. O zaman bu bir tek fonksiyon. Çift fonksiyonların grafikleri y eksenine göre simetrik olduğu için burada nasıl bir düşünce tarzı geliştireceksiniz ona bakalım. 4fx eksi x küp eşittir 2x eksi f eksi x olduğuna göre f eksi 1 kaçtır? Şimdi tek fonksiyonun özelliği şuydu. F eksi x eksi f x'tir. Yani şu eksiyi fonksiyon önüne getiriyor. Burada da şu eksiyi fonksiyon önüne getirir. Yani 4 f x eşit eksi düzeltiyorum orayı. Eksi x küp eşittir 2x artı f x'e dönüşecek. Bu fx'i karşıya atıyoruz. Burada 3fx kaldı. Eşittir. X küpü de karşıya attık. X küp artı 2x oldu. Buradan fx fonksiyonumuz x küp artı 2x bölü 3 olacak. Şimdi gerisi kolay zaten artık yaparsınız. F eksi 1 fonksiyonumuzu soruyor. X yerine eksi 1 yazalım. Eksi 1'in 3. kuvveti artı 2 çarpı eksi 1 bölü 3. Buradan eksi 1'in 3. kuvveti eksi 1. 2 çarpı eksi 1 eksi 2 bölü 3. Eksi 3 bölü 3. Buradan da cevap eksi 1 çıkıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Gelelim 5. soruya. Fonksiyon grafikleri ile ilgili bir sorumuz var. Aşağıda y eşittir fx doğrusal fonksiyonun grafiği çizilmiştir. Evet grafiğe bakacak olursak x ekseni 8'de y eksenini 6'da kesiyor. A 2K virgül K noktası doğru üzerinde olduğuna göre K kaçtır diyor burada bize. Şimdi eğer eksenleri kesilen noktaları verilmişse bir fonksiyonun x'i 8'de kestiği için x'in paydasına 8 artı y'yi 6'da kestiği için y'nin paydasına 6 yazıyoruz. Eşittir her zaman 1 yaparsanız bu fonksiyonun denklemini bulmuş olursunuz. Şimdi burada bu fonksiyonu elde edebilirsiniz. Bu fonksiyon 2K virgül K'dan geçtiğine göre bu arkadaşlar bizim apsisimiz yani x şu da y yerine yazılacak demektir. Getirip bunları kullanalım. 2K bölü 8 x yerine 2K y yerine K yazıyoruz. Eşittir 1. Şimdi payda eşit diyelim. 24 de eşit denir değil mi? Evet şunu 3 ile çarpıyoruz. Burayı 4 ile çarpıyoruz. Bunun paydasında 1 vardı. Burayı da 24 ile çarpalım. Her iki tarafın paydasını eşitlemiş olduk. Şimdi 3 ile çarptık 6K. 4 ile çarptık 4K. Eşittir 24. Buradan 10K eşittir 24. K buradan 24 bölü 10. Yani sadeleştirirsek 12 bölü 5 olacak cevabımız. Evet arkadaşlar 12 bölü 5 bulduk. 5. soruyu da bu şekilde çözdükten sonra bakalım 6. soruda bize nasıl bir soru
sorulmuş. Soruya bir bakalım. Tanımlı olduğu aralıkta fx eşittir x artı 1 bölü 2x eksi 3 gx eksi x artı 1 f bileşke g m için g bileşke f eksi 1 için birbirine eşitmiş yani. Yani bu ikili bileşke birbirine eşitmiş. Olduğuna göre m kaçtır diyor bize burada. Şimdi ben şu şekilde alıyorum bunları. Şu ifadeyi alıyorum. Yani f bileşke g x yerine f yerine x artı 1 bölü 2x eksi 3 alıyorum. Bileşke g yerine zaten eksi x artı 1 alacağım. Bunun m için değeri eşitmiş. Şimdi g yerine eksi x artı 1 alacağım. Bileşke f yerine x artı 1 bölü 2x eksi 3 alıyoruz. Bunun eksi 1 için değerleri birbirine eşitmiş. Şimdi bileşke yaparken sağdan sola doğru şuradaki ifadeyi getirip yazıyoruz. Burada x yerine bu ifadeyi yazarsak şurası eksi m artı 1 olacak. Şimdi x yerine getirip bu tarafta eksi m artı 1 yazıyorum. Eksi m artı 1 artı 1 bölü 2 ile çarpınca eksi m artı 1'i eksi 2m artı 2 eksi 3 olacak. Eşittir. Şimdi x yerine eksi 1 yazıyoruz burada. Eksi 1 yazınca arkadaşlar burası eksi 1 artı 1 bölü eksi 1 yazınca eksi 2 eksi 3. Yani burası 0 bölü eksi 5 0 çıktı. Şimdi çıkan sayı getirip buraya yazıyoruz. 0 yazınca arkadaşlar bu tarafta da 1 olacak. Şimdi payı düzenleyelim. Eksi m artı 2. Paydamız eksi 2m eksi 1 eşittir 1. İşler dışlar çarpımı yaptık. Buradan eksi m artı 2 eşittir. Eksi 2m eksi 1 çıktı. 2m'yi bu tarafa alıyorum. Bir dakika. 2m'yi bu tarafa alınca burası m oldu. 2'yi de karşıya alıyorum. Eksi 2 olarak bu tarafta eksi 3 olacak. O zaman m sayımız eksi 3 olarak bulunur. Evet, biraz uzundu ama şurada 0 çıkınca işimiz kolaylaştı. Ben de ilk etapta düşündüm acaba burası çok mu uzun çıkacak, karışık mı, ama x yerine eksi 1 yazınca bu taraf 0 çıkınca işimiz bayağı kolaylaştı bu soru için. Şimdi gelelim 7. soruya. 7. soruya bakacak olursak burada f ile g birebir ve örten fonksiyonlardır. Şimdi birebir ve örten diyorsa bunu niye söylüyor? Bir fonksiyonun tersini alabilirsiniz. Onun için söylüyor. Birebir ve örten fonksiyonların zaten tersleri vardır. Belki bilmiyorsunuzdur. Hatırlatmış olalım. Şimdi bize şurada şunu söylüyor. F'in tersi bileşke gx artı 2 eşittir 3x artı 5. Sonra g ters x eşittir x eksi 2 bölü 3 olduğuna göre f2 ifadesinin değeri nedir? Şimdi fonksiyonlarda şöyle bir özellik kullanabiliyorsunuz. Öyle diyelim. Bileşkede dışarıdaki fonksiyonu karşıya atabiliyorsunuz. Bunu yapınca biraz işimiz kolaylaşıyor çoğu soruda. Bu tarafta gx artı 2 kalıyor. Bu taraf şimdi karşıya atınca da ters fonksiyon normal fonksiyon olarak karşıya atılır. Burası 3x artı 5. Şunu unutmayın arkadaşlar. Ters fonksiyon normal fonksiyon olarak atılır. Normal fonksiyon ters fonksiyon olarak karşıdan karşıya atılır. Ama bunu bileşkelerde yapabiliyoruz. Şimdi bir de bize diyor ki f2 değeri kaçtır? Biz f2 değerini istiyoruz. Şuranın 2 olmasını istiyoruz. Peki o zaman 3x artı 5 eşittir 2 yazalım. Buradan 3x eşittir eksi 3. X'i bulduk. Eksi 1. Demek ki x yerine eksi 1 yazacağız. İki tarafta da x yerine eksi 1 yazıyorum. Eksi 1 yazınca şurası g1. Burası da f2 oldu. Şimdi biz f2'yi bize soruyordu. f2'yi bulacağımızda g1'i buluruz. Aynı şeyi bulmuş olacağız, değil mi? O zaman g1'i belirleyelim. Yine aynı, bak aynı arkadaşlar özelliği yine kullanıyoruz. Bunu yaparsanız oldukça soruyu çözmekte yol kat ediyorsunuz. Yoksa baya bir zorlanırsınız bu tür bir ifadeyi halletmekte. Şimdi g tersi karşıya aldık. X eşittir g x eksi 2 bölü 3 oldu. Şimdi g1'i soruyorduk. Demek ki şurası 1 olmalı. Yani götürüp de x yerine 1 sakın yazmayın. Burayı 1 yapan sayı kaç olmalıdır? Bunu zihninizden de bulabilirsiniz. Zihninizden bulamıyorsanız bir köşede yapın. Yani x eksi 2 bölü 3 eşittir 1. İşler dışlar çarpımı yaptık. X eksi 2 eşittir 3. X 5 olmalı. Evet, x eşittir 5 çıktı. Demek ki x yerine 5 yazmalıyız burada. Getirip bu x yerine 5'i kullanalım. Kullanınca zaten G1 eşittir 2 çıkacak.
Evet, geldik 8. soruya. Bir polinom sorumuz var burada da. Şimdi burada şu şekilde bir sorumuz var. 3px eksi p eksi x eşittir eksi 4x kare artı 6x artı 5 olduğuna göre p1 kaçtır? Şimdi p polinomunu, fonksiyon zaten polinoma benziyor çoğu yönleriyle. Bazı sorular da benziyor zaten. Mesela orada da sabit polinom var. Burada da sabit fonksiyon var. Sabit polinom, sabit fonksiyon. Zaten özellik olarak aynı sorularda aynı çözülüyor. İleride mesela dizileri göreceksiniz. Orada da sabit dizi var. Bu 3 soru tipi, yani aslında 3 farklı konu ama soru tipleri aynı olduğu için aynı şekilde çözülüyor. Şimdi gelelim arkadaşlar, bu polinomda bize P1'i soruyor. Önce bu fonksiyonu polinomda düzeltiyorum. X yerine 1 yazalım. X yerine 1 yazınca burası P1, 3P1, eksi P eksi 1. X yerine 1 yazıyorum. Eksi 4 artı 6, 2 oldu. 7 oldu burası. Şimdi X yerine bir de eksi 1 yazalım. Eksi 1 yazınca burası 3P eksi 1. Eksi P1. Eksi 1 yazınca artı 1'e dönüştürüyor biliyorsunuz. Şimdi X yerine eksi 1 yazıyorum. Eksi 4, eksi 6, eksi 10. Eksi 5 kaldı. Şimdi P1'i soruyor. O zaman P eksi 1'i yok etmeliyim. Ne yapıyorum? Şöyle yapıyorum. Üstteki denklemi 3 ile çarpıyorum. Neden? Şurada şu şekilde çarpalım. 9P1 eksi 3P eksi 1. 3 ile çarpınca 21 oldu. Şurası 3P eksi 1 artı P1. Pardon, düzeltiyorum. Ne artısı? Eksi P1 yazacaktık. Evet. Eksi P1 eşittir eksi 5. Bunları alt alta toplayalım. Toplayalım. Bakın P eksi 1'ler gitti. Çünkü 3 tane P eksi 1 artı 3 eksi 3 P eksi 1 olduğu için bunlar gitti. Şimdi 9P1'den arkadaşlar P1'i çıkardık. Burası 8P1 oldu. 21 eksi 5 16. O zaman P1 değerimizi bulduk. Düzeltiyorum. 16 bölü 2'den 8'den 2 çıkacak burada cevabımız. Şimdi bu soruyu da bu şekilde çözdük. Evet, gelelim 9. soruya. 9. soruda yine polinomlarla ilgili bir sorumuz var. Sabit terim katsayılar toplamı nasıl bulunur? Onunla ilgili bir özelliğimiz vardı biliyorsunuz. Bakalım nasıl çözeceğiz. Şimdi polinomu yukarıda vermiş. Bize oldukça karışık görünüyor. Gözünüzde de karışık gelecektir büyük ihtimalle. Şimdi burada diyor ki qx artı 1 polinomun sabit terimi 2. Şimdi sabit terimi bulmak için x yerine 0 verilirdi. Nerede vereceksin? Sorulan polinomda, yani şu verilen polinomlarda x yerine 0 yazıyoruz. X yerine 0 yazınca burası q1 eşittir 2 olacak. Diyor ki bu polinom px artı 2 polinomun katsayılar toplamı kaçtır? Katsayılar toplamında da x'e 1 verilirdi. X'e 1 veriyoruz. Burası p3 olacak. Bize p3'ü soruyor. Şimdi şu ifadeyi alalım. Şurayı bakın. Peki düşünün. P3'ü bulmak istiyorsunuz. Şurayı 3 yapacaksınız o zaman. Şurayı 3 yapmanız gerekiyor. O zaman x yerine hemen görmüşsünüzdür. X yerine 2 yazmamız gerekiyor. X yerine 2 yazıyoruz. X yerine 2 yazınca arkadaşlar burası P3 oluyor. Bölü. X yerine 3 yazıyorum. 3'ün karesi 9. 3'ler gitti. Bölü 9 oldu. Tamam. 3 artı 3 eksi 3'ten. Şimdi x yerine 3 yazdım. Burası 5 oldu. Eksi. X yerine 3 yazıyorum. Burası da Q2 olacak. Çünkü 3 eksi 1'den Q2 olmuş olur. Evet, düzeltiyorum. Bir hata yapmışım. Affedersiniz arkadaşlar. X yerine 2 yazıyorduk. Şuraları düzelteyim. 9 olmayacak. Bir anda dalgınlık. Bizim de arada bir arkadaşlar konsantrasyonumuz bozuldu. X yerine 2 yazıyorduk. X yerine 2 yazdık. 2'nin karesi 4. Artı 2 daha 6, 3 çıkardık. 3 eşittir. X yerine 2 yazalım. Burası 4. Eksi x yerine burada da 2 yazalım. Q 1 oldu. Şimdi Q1 zaten 2 idi. Şuraya 2 yazıyoruz. Buraya 2 yazınca arkadaşlar P3 bölü 3 eşittir. 4'ten 2 çıktı. 2 işler şer yaptık. Buradan P3 eşittir 6 olacak. Yani PX artı 2 polinomun katsayılar toplamı 6 olmuş oluyor. Gelelim 10. soruya. 10. soru yine bir polinom sorumuz var. X artı 2 çarpı P x artı 4 eşittir. AX kare artı 5 x eksi 2 eşitliği veriliyor. P
P x artı 3 polinomunun x artı 1 ile bölümünden kalan kaçtır? Şimdi bölen polinom her zaman sıfıra eşitlenir. Burayı sıfıra eşitleyince x eşittir eksi 1 bulduk. X yerine eksi 1 yazıyoruz sorulan polinom için. X yerine eksi 1 yazınca bize P2 soruluyor. Demek ki arkadaşlar, değil mi? Eksi 1 yazınca çünkü P2 sorulmuş olacak. Şimdi şu ifadeyi alıyorum. Şurayı 2 yapmak istiyorum. Burayı 2 yapmak için x yerine eksi 2 yazmanız gerekiyor, değil mi? X yerine eksi 2 yazdım. Buradan eksi 2 artı 2 çarpı burası P2. X yerine eksi 2 yazıyoruz. Eksi 2 yazınca eksi 2'nin karesi 4. 4A eksi 10 eksi 2 oldu. Şimdi diyeceksiniz burası sıfırlandı. 0 çarpı P2 0. Bu taraf 0 oldu. Buradan 4A eksi 12 oldu burası. 12'yi karşıya attınca 4'e bölünce A değerimiz 3 oldu. Bunu zaten a'yı bulmak için kullanıyoruz öncelikle. Sonra ikinci aşama var. Sonra ikinci aşamayı a yerine 3 alıyoruz. Yani x artı 2 çarpı px artı 4 polinomu aynen yazıyoruz. Buradan 3x kare a yerine 3 yazıyoruz. Artı 5x eksi 2. Şurayı çarpanlarına ayıralım. 3x'e x. Şurası eksi 1'e 2 olacak. Evet, çapraz çarpıp toplayınca 5x'i veriyor. Yani x artı 2 çarpı px artı 4 eşittir. X artı karşılıklı alıyoruz. X artı 2 çarpı 3x eksi 1 oldu. Şimdi x artı 2'ler karşılıklı gitti. Yani bize x yerine eksi 2 yazınca bu tarafı sıfırlayan değeri yok etmiş olduk. İşte bir polinomu artık rahatlıkla çözebiliriz. Px artı 4 polinomumuz 3x eksi 1'miş. Şimdi x yerine eksi 2 yazıyoruz. X yerine eksi 2 yazınca burası P2. Eksi 2 yaz. Eksi 6, eksi 1 daha. Eksi 7 olacak cevabımız. Zaten bize P2 soruluyordu. Bu şekilde işin içinden çıkmış olduk. Şimdi polinomlarda bölmeyle ilgili zor sorulardan biri bu. Bunu görmeniz biraz zor oluyor. Onun için bunu aldık. Zaten kolay soruları yapabilirsiniz büyük ihtimalle. Önemli olan böyle biraz zorlayıcı soruları yapabilmeniz. Onun için biraz soruları seçici seçtik. Biraz zorlayıcı sorulardan seçtik soruları. Şimdi polinomlarda 11. sorudayız. Yani yazılımız için 11. sorumuz yine bir polinom sorumuz. Px eşittir 2x eksi 1'in karesi artı ax artı b. Polinomunun çarpanları cx artı 1 ve x eksi 2 olduğuna göre arkadaşlar a artı b artı c toplamı kaçtır diyor bize. Burada şunu yapacaksınız. Bu polinomun çarpanları bunlar ise yani cx artı 1 çarpı x eksi 2 iki tane çarpanı varmış. Bunların çarpımı polinomu vermeli. Yani şu ifadeyi vermeli. Bu ifadenin de karesini alacağız ama önce bir yazayım. 2x eksi 1'in karesi artı ax artı b. Şimdi şu cx'i içeri dağıtalım. Yani cx kare eksi 2cx. 1'i de dağıtıyorum. Artı x eksi 2. Şu ifadenin karesini açalım. Yani 4x kare eksi 4x artı 1 artı ax artı b. Şimdi polinomlarda eşitlik kullanıyoruz. X karenin katsayılarını birbirine eşitlersek hemen c'yi bulduk 4. Solda x'in katsayılarını alıyorum. Bakın kırmızı kalemle göstereyim. X'in katsayısı eksi 2c var. Buradan da 1 var. Artı 1 eşittir. X'in katsayısı eksi 4 var sağ tarafta. Bir de a var. C yerine de 4 alırsak burası eksi 8 yani eksi 7 oldu. Eşittir. Eksi 4 artı a. Eksi 4'ü karşıya atınca a değerimiz eksi 3 olacak. Şimdi sabitleri birbirine eşitliyoruz. Yani sabit sayıları yanında x olmayan ifadeleri. Bu tarafta eksi 2 var. Solda eksi 2 eşittir. Sağda 1 ve b var. 1 artı b eşitliyoruz. Buradan b de eksi 3 oldu. Neyi soruyordu? A artı B artı C'yi soruyordu. Yerine yazalım. Eksi 3, eksi 3 artı 4 cevabımız eksi 2 oluyor. Evet, geldik 12. soruya. İkinci dereceden denklemlerle ilgili bir sorumuz var arkadaşlar. Sorumuza bir bakalım. 3x kare eksi x eksi 3m artı 1 eşittir 0 denkleminin farklı iki reel kökü olduğuna göre m'nin değer aralığını bulun. Şimdi iki tane reel kök varsa ikinci dereceden denklemlerde demek ki delta pozitif olmalı. Ya yani delta büyüktür sıfır olmalı. Delta'yı nasıl buluyorduk? B kare eksi 4 ac yaparak buluyorduk.
Zaman b'miz burada eksi 1. Eksi 1'in karesi. Eksi 4 çarpı a'mız 3. C'miz de eksi 3m artı 1. Büyüktür 0 yaptık. Şimdi bunun karesini aldık. Şurası 1 oldu. Şu katsayımız eksi 12. Eksi 12'yi şu içeriye dağıtıyoruz. Yani eksi 12 çarpı eksi 3 artı 36m eksi 12 büyüktür 0. Buradan 36m 1 eksi 12 daha eksi 11 karşıya attık 11. Demek ki m sayımız her tarafı 36'ya bölünce 11 bölü 36'dan daha büyük olacak. O zaman bunun değer aralığı yani çözüm kümesi olmuş oluyor arkadaşlar işte. Bir dakika sorun nereye gitti? Ha, burada. M'nin değer aralığı şöyle yazıyoruz. 11 bölü 36'dan büyük sayılar olduğu için 11 bölü 36'dan sonsuza kadar yazılır. Şimdi gelelim 13. soruya. 13. soruda yine ikinci dereceden bir denklemimiz var. Denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Buna göre kök x1 artı kök x2 toplamının değeri kaçtır? Şimdi biz bu ifadeye bir a diyelim. Şimdi ifadeyi köklü olarak vermişse bunun karesini alıp kökten kurtarmamız gerekiyor. Yani kök x1 artı kök x2. Her iki tarafın parantez karesini alıyoruz. Şimdi parantez karesini alınca a kare eşittir. Birincinin karesi x1 artı yanına ikincinin karesini alıyorum. x2'nin karesi x2. Kök x2'nin karesi x2. Sonra birinci ile ikinci çarpım 2 katına da 2 en sona yazıyorum bilerek. Şimdi burası kökler toplamı yani a kare. Kökler toplamı eksi b bölü a ile bulunur. Bizim burada b'miz eksi 8. Eksi b olursa artı 8 zaten a'mız 1. Artı 2 çarpı kök içinde kökler çarpımı da c bölü a'dır. Bu da 9 oluyor. Kök 9 da 3. Şurası 6 yaptı. Buradan a kare 8 artı 6'dan 14. Bizim a değerimiz buradan kök 14 olmuş oluyor arkadaşlar. Şimdi geldik 14. soruya. Karmaşık sayılarla ilgili bir sorumuz var burada da. Şimdi diyor ki i küp, i üzeri 4, i üzeri 5, nokta 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 i üstü 97'ye kadar olan bu toplamı bulunuz diyor. Şimdi burada biliyorsunuz i'nin kuvvetleri her 4 kuvvette bir aynı yere geliyor. Yani kendini tekrar etmiş oluyor rutin olarak. Burada şunu yapalım. I üzeri 3 eksi 1'dir. I üzeri 4 arkadaşlar 1 olacak yani i üzeri 0. I üzeri 5 zaten i üzeri 1 olduğu için i olacak. Bunun devamında i üzeri 6 var, i üzeri 7 var, i üzeri 8 var. Burada i üzeri 6 i kare olduğu için eksi 1 yazacağım. I üzeri 7 i küp olduğu için eksi i yazacağım. Şu eksiyi en baştaki i küp eksiydi. I üzeri 8 zaten 1'dir. Şimdi şuradan itibaren bakın şunlar artı i eksi i'yi eksi 1 artı 1 yok etti. Burası sıfırlandı. Şu iki tanesi en başta kalsın. Şimdi burada hep dörder dörder birbirini sıfırlayacak. Yani toplamlar hep birbirini sıfırlayacak. Şimdi şu 97'yi bir köşede dörde bölelim. Dörde bölelim. 2 kere var. 17'de 4 kere var. 16. 1 kaldı. Yani en sonda arkadaşlar bir tane i üstü 1 kalıyor. Eksi i artı 1. Şunları yazdım. Şurası sıfırlandı zaten. Artı i üstü 1 kalıyor. İ üstte 1 de i olduğu için bu artı i eksi i yok ediyor. Buradan 1 geliyor. Şimdi diyeceksiniz ki burada 2 kalsaydı ne yapacaktık? 2 kalsaydı i kare kalmayacaktı. İ üzeri 1 ile i üzeri 2 kalacaktı. Yani son iki terim kalmış olacak. 3 kalsaydı şurada 3 kalsaydı i üzeri 1, i üzeri 2, i üzeri 3 kalacaktı. Son 3 terim kalmış olacaktı. Bu da toplam şeklinde gittiğimiz için arkadaşlar. Şimdi geldik 15. ve son sorumuza. Yine karmaşık sayılarla ilgili bir sorumuz var. Z çarpı 1 artı i eksi 3i artı 2 eşittir. I çarpı z'nin eşleniği eksi i artı 3 eşitliğini sağlayan z karmaşık sayısını bulunuz diyor. Şimdi z karmaşık sayısını arkadaşlar formatı şu a artı bi şeklinde alıyoruz. Şimdi kullanıyoruz bunu. A artı bi.
çarpı 1 artı i eksi 3i artı 2. Sonra i çarpı i'nin eşleniği, yani a eksi bi yazıyoruz. Eksi i artı 3. Şimdi burada çarpım yapıyoruz. Önce bir a'yı dağıtalım şu tarafa doğru. A artı a'yı, bi'yi dağıtıyorum. Artı bi. Şimdi bi ile i'yi çarparsam bi kare gelir. I kare yerine de eksi 1 yazdığım için burası eksi b olacak. Eksi 3i artı 2. Şimdi i'yi içeri dağıtıyoruz. Burası a'yı. Eksi bi kare, yine i kare yerine eksi 1 yazınca burası artı b olacak. Eksi i artı 3. Şimdi a, i'ler birbirini yok ediyor. Sonra karmaşık sayıların eşitliğinde şöyle kullanıyoruz. Reel kısımlar ve imajiner kısımları alıp eşitliyoruz. Şimdi önce imajinerleri alıyorum. B eksi 3 sol tarafta. Karşıda imajiner kısım eksi 1 var şurada. Buradan b'yi bulduk, 2. Şimdi reel kısımları alıyorum. A, reel kısım eksi b artı 2 var bir de. B yerine 2 yazdığım için eksi 2 artı 2 eşittir. Karşıda reel kısım B var, yani 2, bir de 3 var. Şimdi artı 2 eksi 2 gitti. Buradan A 5 çıktı. O zaman Z karmaşık sayımız A artı BI'yi de unutmayalım. A'yı 5 bulduk. B'yi de 2 bulduk. 5 artı 2'yi karmaşık sayısı olmuş olacak. Evet arkadaşlar, sizler için 15 tane soru hazırlamıştık. Bu soruların çözümleri sizler için tek tek yaptık, bitirdik. Aşağıda istediğiniz videolar varsa size yardımcı olmak için yazabilirsiniz. Zaman buldukça size yardımcı olmaya çalışacağız. Hepinize başarılar diliyorum tekrar. Umarım güzel notlar alırsınız. Hoşça kalın.